Burada sadece bir öğrencimizin durumu değil, okulumuzun itibarı söz konusu. Bu durumu iyice anladığınızdan emin olmak istiyorum. Güzel. Şimdi konumuza geri dönebiliriz. Ben sessiz sedasız bir şekilde bu hamile öğrencinin kim olduğunu nasıl bulacağımıza dair bir yöntem buldum. Nasıl müdür bey? Yani bugün tuvaletten çıkan kızları belirledik. Ama onlara sormayacağız herhalde. Elbette. Hiç kimseye hiçbir şey sormayacak. Bütün okulu biz sağlık taramasından geçireceğiz. Ben bir laboratuvarla konuştum bile. Kız erkek ayırt etmeden herkes gidecek, kan ve idrar tahlili verecek. Güzel fikir Turgut Bey. Bana çok uygunsuz geldi. Burada uygunsuz olan şey bir öğrencimizin hamile olması durumu. Yoksa bu sizin için makul bir şey mi? Tabii ki değil müdür bey ama... Hocam, bunun aması maması yok. Ve siz hala bunun ciddiyetinin farkında değilsiniz anladığım kadarıyla. Müdür bey, bu durumun ciddiyetinin peki hala farkındayım. Neslihan hocam. Sağlık taraması ile ilgili sınıflara haber verin. İyi çalışmalar. Cellatlar toplantısı bitti herhalde. Abi bu hamile kız her kimse eminim anasından babasından çok Turgut Hoca'dan korkuyordur ya. Ya abi sana bir şey soracağım. Allah aşkına bu Turgut Hoca evde de böyle mi ya? Oğlum siz burada ne görüyorsunuz ben de evde aynısını görüyorum. Bazen kravatsız oluyor, bazen eşofmanlı oluyor. O da benim ayrıcalığım olsun yani. Onun dışında nasıl görüyorsanız öyle. Evet, kaç oldu? Hadi. 4 mü? 3 ya. Bilmez. Mertaş, sivitini ver istersen. Gerek yok. Salyanı sil, salyanı. Ne? Sana demiyorum ya. Hande'ye bak. Mert'e yiyecek gibi bakıyor, manyak. Sevgilisi değil mi? Bakar. Ben o sevgili işine inanmıyorum. Hande'ni istediyor, kesin. Façalarından da akıyor. Mert hiç takmıyor bunu. Nasıl takmıyor? Bize ne ya? Ay bırak şimdi şu bize ne triplerini. Aslında siz şu partide böyle bir yakın gibiydiniz yani. Ben sizin aranızda bir şey olacak diye düşünmüştüm. Yok öyle bir şey Esra. Yanlış düşünmüşsün. Nasıl yok ya? Yani ben de bu işlerden o kadar anlamıyor olamam yani. Hem birbirinize nasıl baktığınızı gördüm ben. Esra yok öyle bir şey diyorum. Rahatsız oluyorum. Kapatır mısın konuyu? Peki. Kapatıyorum konuyu. Ve sana yılın bombasını patlatıyorum. Neymiş? Hazır mısın? Okulda hamile bir kız var. Sen nereden biliyorsun? Cihan söyledi. Kimseye söylemedi ama senden sır çıkmaz. Neyse dur dahası var. Dahası ne? Zeynep öğretmenleri fısır fısır konuşurken duymuş. Turgut Paşa delirmiş tabii. Kızın kim olduğunu anlamak için ne plan yapmış? Ne planı? Bütün öğrenciler ya sağlık taraması diye kan ve idrar verecekmiş. Oradan anlayacaklarmış. E bir de biz de çakmayalım diye erkek öğrenciler de verecekmiş. Sanma çok zekice. Benim evi aramam lazım. Geç olmuşlar. Kaç? Sabır ya. Hadi beyler. Sabır. Abla kolay gelsin. Ay sağ olasın. Selo amca nasıl daha iyi mi? İyi iyi çok şükür. Ay Nazan sana da zahmet verdik be kızım. Ya ablacığım olur mu öyle şey ya? Tufan aradı apar topar çık geldiğince aklım çıktı. Hanımlar kusura bakmayın. Sohbetinizi bölüyorum. Ama eminim yapacak daha iyi işleriniz vardır değil mi? Özür dileriz müdür bey. Kusura bakmayın. Pardon. Buyurun.
müdür beyimiz öyle sohbet etmiyorduk. Biliyorsunuz eşim kaza geçirdi Nazan da onu sordu. Seher Hanım hep bir bahanem var. Biliyorum, geçmiş olsun. Abla var ya, ben bu adamın çoluğuna çocuğuna acıyorum yemin ederim ya. Hiç insanlıktan nasıl bir anlamış. Bırak işimize bakalım. Ne biçim insan ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.